Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 28 Ekim 3 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar yeni haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Sabah 28 Ekim sabahı 6.38'de Akrep Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay sırasında Boğa Burcu'ndaki Uranüs güneşle ve ayla tam bir karşıt açıda. Her biri sabit burç. Siz de bir sabit burçsunuz. Dolayısıyla e, sevgili Kovalar, yükselen kovalar. Biraz stresli bir yeni aya doğru adım atıyoruz. Unutmayın, gerilimli elektrikli enerjiler var. Bu hayatınızda, yaşamınızda, kariyerinizde, yaşam alanlarınızda, aile içi ilişkilerde biraz sürpriz durumlar, kontrol dışı durumlar yaratabilir. Uranüs değişim demek, ama biraz hızlı bir değişim ve sürpriz bir değişim anlamına geliyor. E, yer değişimleri, kariyerde olabilecek hiç beklemediğiniz bir değişim. Ee, yaşam alanlarınızda, ev alanlarında olabilecek hızlı değişimler, aile içi ilişkilerde, özellikle ebeveynlerle ilgili konularda olabilecek bazı sürprizler bu yeni ay döngüsünde karşımızda olabilir. Sizin de çok fazla direnç göstermeden değişime ayak uydurmanız gerekiyor. Burada sabit nitelik biraz sizi zorlar. Değişken olmanız ve uyumlu olmanız gerekiyor. Ve 31 Ekim'de Merkür retroya başlayacak, Akrep burcunda 20 Kasım'a kadar devam edecek. Ee, ve yine kariyer alanınızda hem kariyer alanınızda bazı yenilikler değişimler var hem de Merkür retrosu var. Bu tabi istem dışı durumlar, sürprizler, biraz Merkür retrosu üzerinde çalıştığımız konuları yavaşlatabilir, geciktirebilir. Ee, bazı ilginç kişiler karşımıza çıkarabilir, belki sürpriz teklifler de getirebilir. Ama Merkür retro süresince lütfen çok hızlı da önemli kararlar vermemeye çalışın. Daha çok üzerinde çalıştığınız konuları daha iyi hale getirmek için. Bu retro belki biraz gözden geçirmeler yapmanız için size fırsatlar verecek. Ama bunu yaşarken hem çalışma ortamlarınızda hem ilişki kurduğunuz kişilerle hem üstlerle hem aileyle ilişkilerde daha temkinli olun, dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalar olabilir, terslikler olabilir, gecikmeler olabilir. Bunlara toleranslı olmamız gerekecek. Ve bu hafta Venüs yay burcuna geçiyor. bir Kasım'da size güzel bir alanda olacak Venüs. 11. evinize geliyor. Evet, Venüs burada küçük şanstır ama büyük şans da Yay burcunda ve 11. evinizde. 24 Kasım'da bu ikisi birleşecek. Aslında Kasım ayında iki tane şans gezegeni şanslı bir evinizde hareket ediyor. Bu açıdan düşünürsek birçok anlamda destek alıyorsunuz. En fazla desteği arkadaşlar veriyor. E, sosyal ilişkiler veriyor e, ve tabii ki bu çevrenizi de geliştirebilir yabancılar, yabancı kültürlerle ilgili her türlü konuda güzel etkiler var. Belki de seyahatler var. Özel amaçlı, iş amaçlı da güzel seyahatler olabilir. Hani eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz ortamlara girebilirsiniz bu süreç içerisinde. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.